Merhaba sevgili arkadaşlar. C++ eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine döngülerle alakalı bir örnek yapacağız. For döngüsüyle alakalı basit bir örnek olacak ama etkili bir örnek. Şimdi birden n'e kadar olan sayıları ilk başta soracağız. Kaça kadar gitmesi gerektiğini. Ve bu sayıların 3'e ve 5'e tam bölümünden kalan şeylerini bulacağız arkadaşlar. Kullanıcıya soracağız yine. Mesela include edelim ilk başta kütüphanemizi. Standart input output nokta h'ımızı alalım. Int main atayalım. Sonrasında şöyle bir açalım. Return 0 diyelim. Şimdi ilk başta kullanıcıdan bir sayı alacağız değil mi? Integer sayı alacağız. Daha sonrasında bir i değeri atayalım. Başlangıç değeri arkadaşlar. Bölen 1 diyelim. Öyle yapalım. Bölen 1. Bölen 2 diyelim. Tamam. Bu şekilde bir sonuç oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi anlayacaksınız yaptığım işlemi. Printf ile kullanıcıya ilk başta söyleyelim. Diyelim ki kardeşim ne sayını bir söyle bakalım. Ne diyelim? Birden n'e kadar olan sayıları nasıl desek burada? Yani şöyle diyelim ya. Kullanıcıya direkt diyelim ki n sayısını giriniz diyelim. Kullanıcıdan bir n sayısı alalım ilk başta. Scanf'le de bunu bastıralım. %'de sonrasında ampersand sayı olarak almıştık. Sayıyı alalım. Daha sonrasında printf diyelim. Birinci böleni giriniz diyelim arkadaşlar. Kullanıcı ilk bölenini girsin. Scanf'le de %d diyelim. Virgül ampersand bölen 1 diyelim. Şimdi ben olabildiğince kullanıcıdan almaya çalışıyorum arkadaşlar değerleri. Çünkü daha tatlı oluyor. Hani siz programı otomatik olarak yazıp vermiyorsunuz genelde. Genelde kullanıcının girdilerine göre hareket eden bir program yazıyorsunuz. Ondan dolayı ben olabildiğince kullanıcıdan alıyorum arkadaşlar. İkinci böleni giriniz diyelim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Sonra scanf'le de şöyle yapalım. %d ampersand bölen 2 diyelim. Şimdi for döngümüzde ilk başta şöyle bir şey yapalım. For döngümüzde i eşittir 1 olsun ilk başta. Tamam mı arkadaşlar? Sonrasında i dediğimiz şey sayıdan küçük eşit olduğu sürece eşit olduğu sürece sayıdan ne yapsın arkadaşlar? Burada i'yi 1 artırsın. Sonrasında parantez açalım. Şöyle bir gelelim. Şurada. Sonrasında da eğer diyelim if i dediğimiz şey yani sayı pardon i demeyelim ona sayı diyelim. Bir dakika. Tamam aynen sayı. Yok i diyelim. I değeri doğru. Aynen i dememiz gerekiyor. İ'nin bölen 1 ile bölümünden kalan eşit 0'sa ve daha sonrasında da diyelim ki tekrar i'nin bölen 2'den kalanı 0'sa ne yapsın arkadaşlar? Printf %d desin. Sonrasında alt satıra atsın isterseniz. \n yapalım. Ve neyi bastırsın? i'yi bastırsın arkadaşlar. Şimdi sistematiğe bir tekrar bakalım. Kullanıcıdan aldığımız değerler belli zaten. Bunları aldık. Sonrasında döngüyü çalıştırdık. i dediğimiz şey 1. İlk başta birden başlatıyoruz. Sayıya kadar gidiyoruz arkadaşlar. Eğer dedik i dediğimiz şey, şöyle boşluklarımızı atayalım ki daha net gözüksün. Şuradan da bir boşluk atayalım. İ dediğimiz şey sayının yani 1'in bölen 1'e göre bölümünden kalan 0'sa ve ayrıca bölen 2'ye göre bölümünden kalan 0'sa ne yapsın arkadaşlar burada? Printf ile bastırsın bunu. Şimdi bir bakalım. Şöyle çok fazla açmışız. Tamamdır. Şöyle düzeltelim. Daha tatlı dursun. Şöyle bir çalıştıralım arkadaşlar isterseniz. N sayısını giriniz. Mesela kaça kadar olsun? 100 sayısını girelim. Birinci bölenimiz ne olsun arkadaşlar? Mesela 10 olsun. İkinci bölenimiz ne olsun? 15 olsun. 10 ile 15 nerelerde kesişir? 30'da işte sonrasında bakalım 60 vesaire diye gider. Gördüğünüz gibi 60, 30 ve 90 sayılarını bastırdı. Şimdi mesela daha küçük örneklerden gidelim. Mesela 20'ye kadar gelsin. 2 ve 3 ile tam bölünenler. 6, 12, 18'i gördüğünüz gibi tam bölünenleri, ikisiyle de tam bölünenleri otomatik olarak buraya yazdırmış oldu. Peki şu aradaki işareti biz veya yapsaydık ne olurdu arkadaşlar? Şöyle bir ona bakalım. Bakın. Şöyle yine 20 sayısını girelim. Yine 2 diyelim. Yine 3 diyelim. Bakın 2, 3, 4, 6, 8, 2 veya 3 ile bölünenleri yazdırmış oldu. Burada veya kullanmak birazcık değişik bir cümle oldu ama ortalığı birazcık fark ettiriyor arkadaşlar. Birazcık bayağı fark ettiriyor. Buradan sizin isteğinize göre bu işlemi yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Veya hani kullanıcıdan şey de diyebilirsiniz. İşte veya mı v mi diye sorarsınız. Orada 1 veya 2'yi tercih ettiği durumda eğer dersiniz if bunu tercih ederse bunu yap. Bunun ondan sonrasında mesela örnek veriyorum. Diyelim ki kullanıcıdan böyle nasıl bir değer alalım? Diyelim ki kullanıcıya nasıl desek size arkadaşlar, hani net bir şey söyleyip kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Yani net bir şey söyleyeyim ki kafanız karışmasın. Şimdi mesela x diyelim burada bak. Mesela x diyelim. Sonrasında gelelim diyelim ki x dediğimiz şey kullanıcıya soralım. Örneğin diyelim ki işte bir için veya için 1'e v için 2'ye tıklayınız diyelim. Onun sonunda şurada tekrar if'i oluştururduk. Bunu tabii alttaki if'i alt bloğa atmamız gerekiyor. X == 1 ise bunu yap. Else durumunda diğerini yap şeklinde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu da bir örnek. Bu da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Genel olarak yapısı bu şekilde. Bu da çok kullanılan bir örnektir. Hani bir yerde karşınıza gelirse ters köşe olmayın arkadaşlar. O yüzden bir yazmak istedim. Umarım anlaşılır olmuştur yazdığım şeyler. Kafanıza takılan bir şey olursa bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya, kafanızdaki soruları gidermeye çalışacağım arkadaşlar. O zaman bu videoluk bu kadar diyelim. Yine bir sonraki videoda yine for döngüsüyle alakalı örneklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Döngüler çok önemli arkadaşlar. Döngüler programların bel kemikleridir açıkçası. Fonksiyonlarla beraber oldukça fonksiyonlar, koşullu ifadeler ve döngüler. Bunlar çok fazla kullanılıyor ve bunları birbiri içerisinde kullanıyoruz. Örneğin işte mesela for kullanmışız ve if kullanmışız. Mesela koşullu ifadeler ve döngüler mesela gördüğünüz gibi birbiri içerisinde kullanmışız. Her şeyin bir anlamı var arkadaşlar. Her şeyin bir nedeni var. Mesela scanf fonksiyonu olmasaydı kullanıcıdan hiçbir şekilde değer alamayacaktık. Mesela printf fonksiyonu olmasaydı burada kullanıcıya bir yazı yazdıramayacaktık. Görebileceği bir şey yapamayacaktık arkadaşlar. Mesela atama operatörlerimiz bunlar. İşte bu atama operatörümüz RAM'de bir değer atadığımız operatörler olmasaydı da mesela bunlar sıkıntılı olacaktı. Her konunun kendine göre, kullanıldığı yere göre oldukça fazla önemi vardır arkadaşlar. O yüzden lütfen konuları boş geçerek, atlayarak gitmeyin. Bütün konuları düzgün bir şekilde öğrenerek giderseniz ilerleyen süreçte kafanızda bir soru işareti olmaz. Kendi başınıza oturduğunuz zaman da kodlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde söyleyelim. Umarım anlaşılır olmuştur anlattığım şeyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.